Yani bu kasarlarla sucukları bir ara dışarı çektik mi bulmuş da taşmış gibi duruyor. Tabii zamanla satış ve pazarlama tekniklerini de öğreniyor insan. Kolay gelsin. Ha. Tam da sizin için tost kaşarı kesiyordum Aneko Hanım. Aha bu sizin tostun kaşarı. Tamam, yara kırık yapmana hiç gerek yok. Bana normal bir kaşar tostu yap yeter evvelallah. Bir de yanında da demir bir çay. Siz bilirsiniz. Ramazan, sana bir şey soracağım. Ne isterseniz sorabilirsiniz. Buyurun. Sen neden Emin Bey'e hep kötü davranıyorsun bakayım? Kötü mü davranayım Emin Bey'e ben? Hiç de kötü davranmıyorum vallahi. Normal insan gibi davranıyorum. Ay ve sıpanlara bana yalan söyleme. Ben senin Emin Bey'e çok fena davrandığını biliyorum. Evet, fena davranayım. Var mı? İçimden öyle geliyor. Ne edeyim? Neden içinden geliyormuş? Çünkü yani sizin Emin Bey'le beraber olmanızı çekemiyorum. Tamam mı? Kıskanıyorum. Ne edeyim yani? Bana bak Ramazan. Emin Bey'le aramızda hiçbir şey yok. Ve bundan sonra ona düzgün davranacaksın. Hadi canım Aneko Hanım çocuk mu kandırıyorsunuz? Herkes biliyor. Beni dinle. Ben ne dediysem doğrusu odur evvelallah. Ve Emin Bey'le aramızda bir şey yok dediysem yok. Biz Emin Bey'le sevgili değiliz. Anladın mı? Öyle olsun. Ramazan bana bir tost yapar mısın? Baş üstüne affedin. Karışık olsun. Baş üstüne affedin. Benim acilen gitmem lazım. Hayırdır tostunuzu almadınız Aneko Hanım? Sonra ararım. Sıcakta yiyemiyorum da bir ara gelir ararım. Bu Japonların yiyecek alışkanlıkları da bir tuhaf oluyor. Aşk olsun Emin Bey. Keşke siz de yemeğe gelseydiniz. Hiç havamda değilim Aneko. Hem siz gidin baş başa yiyin yemeğiniz. Gelseydiniz renk katardınız soframıza. Hem bu akşam Aneko'ya geleneksel ocakbaşı kültürümüzü tanıtacağım. O öyle mi? Ne kadar güzel. Yalnız dikkat et senden iyi biliyor olmasın kebap çeşitlerini. Vallahi bizim Aneko Türk kültürünü tanıma konusunda değme Türk'e taş çıkartır. Aa lütfen Emin Bey. Hemen benim hakkımda bütün ipuçları vermeyin. Bana da biraz sürpriz hakkı kalsın değil mi? Aa, tamam. Bizim kızın bütün sırlarını ifşa etmeden hadi gidin bakalım. İyi eğlenceler. Peki. İyi geceler Emin Bey. Ha, Emin Bey, ilaç saati gelmek üzere. Sakın darıp kaçırmayın olur mu? Tamam. Evdeki bütün saatleri zaten tam dakikasına kurmuşsun. Herhalde bu da uzak doğu dakikliği olsa gerek. Tamam, yarın okulda görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Demek sahinim Kars'ın ilçesi Digor'a çıktı. Tabii ya. Hem de en ayrılığından. Demek öğrencilerin de tayini çıkıyormuş. Tabii oğlum. Ben buraya ta Sivas'tan geldim. Ne? Tabii. Misal ben de buraya Kıbrıs Rum kesiminden geldim abi. Ama biz seni çok özleyeceğiz be Süzük. Ya yapmayın beyler ya. Ben de sizi çok özleyeceğim. Abi de. Beyler şiştim ama ha dayanamam oğlum ben. Ağla Arif, ağla. Ayıp değil, ağla. O ne ya? Ya hasta mısın şaka? Valla şaka. Oh. Ne oldunuz kullansana arabayı lan. Yavaş lan. Ooo kimleri görüyorum?
Özel Destek Koleji'nden Cenk Bey. Lan adam gibi kullansana lan arabanı. Eziyordun bizi. Ne oldu süt kuzuları? Korktunuz mu? İnsenizden aşağı. Şşş, Ortega sakin ol abi. Sen de bas git lan. Sizinle kapanmamış bir hesabımız var. Oğlum bana bak. İn aşağıya ben peşin peşin kapatayım abi. Gelsene. Tek bir kişiye saldırmayı düşünmüyorsunuz herhalde. He? Sizin okulun oradaki top sahasında sizi bekliyoruz. İçinizde biraz olsun erkeklik varsa gelirsiniz. Tamam. Gelmeye top olsun. Heh. Eyvallah çok güzel. Görüşmek üzere şimdi. Hoşçakalın. Hadi canım hadi. Hadi canım hadi. Yeter be. Nedir bu tiki canlardan çektiğimiz ya? Beyler bu teklifin altında kalmayacağız değil mi oğlum? Gidelim lan. Kalmayacağız tabii oğlum. Gidip derslerini vereceğiz onlara. En deli yüreğinden. Çüşme. Sen git abi sınıfa haber ver. Hadi. Biz top sahasına gidiyoruz. Kavga edeceğiz abi. Hadi çabuk. Hadi abi hadi. Hadi basmaz hadi. Hadi be. Gidelim abi. Ver derslerini sağlam verelim abi şu kolej züppelerinin. Kim olduğumuzu anlasınlar oğlum. Hadi çocuk. Hadi ne oluyor burada? Şimdi ne oluyor? Ne yapıyorsunuz orada? Ne oluyor? Siz bu işe karışmayın. Ne demek karışmayın? Siz serseri misiniz? Ama öğretmenim onlara hadlerini bildirmemiz lazım en harbisinden. Yapmayın arkadaşlar, kavga çözüm değildir son tahlilde. Ama her seferinde bizi aşağılayıp hava atıyorlar öğretmenim. Biz de sizler gibi yıllarca haksızlığa karşı çıktık ama hiçbir zaman zora başvurmadık. Hem yakışıyor mu sizin gibi çocuklara ha? Kolejdeyiz diye bizi suç çocuğu sanıyorlar. Onların ne olduğumuzu göstereceğiz. Ya yapmayın. Ailelerini sizi okutabilmek için ne kadar para harcıyorlar düşünsenize. Hem efendi olmak demek süt çocuğu olmak demek değil ki. Onlar öyle sanıyorlar ama hocam. Bizi korkak sanıyorlar hocam. Korkaksınız tabii. Sizsiniz korkak. Bana bak gösteririm sana. Gel göster lan gel. Gel 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 gel. Kavga yok kavga yok. Madem kapışmak istiyorsunuz o zaman... Sporda kapışın. Spor mu? Ne spor öğretmenim? Ne bileyim spor işte. Basket maçı yapın. Sıkı iddialı bir basket maçı yapın. Baskette biz bunları rahat rahat harcarız. Hiç şansları yok hocam. Hoca camide harcayın da görelim bakalım. Heh benim. Her attığım 3 sayılık basket olur be. Benden de arka potu olur valla. Tamam. Tamam ben sizin müdürünüzle, rehber öğretmeninizle konuşuyorum. Tarih saptıyoruz. Oynayacaksınız. Siz kurtlarınızı dökeceksiniz, biz de eğleneceğiz. Hadi. Biz tamamız hocam. Hiç şansınız yok. Basket bizim ana sporumuzdur. Rahat ol. Sizin ana sporunuzsa bizim de ata sporumuz. Hadi şimdi okullarınıza. Bundan sonra maçta attığınız sayılarla konuşursunuz. Hadi bakalım. Koçum, sakın top renginde forma giymeyin de sizi topla karıştırmayalım olur mu? Ben sana şimdi topu göstereceğim. Topu göreceksiniz yuvarlanın. Yok ya. Sen de çekin bakalım. Görüşürüz abi. Sağdan yukarı bakarsan bizi görürsün oğlum. Hadi. Bak. Bugün büyük gün. Böyle yapıyorsun aşkım. Artık seninle sadece uyurken konuşabiliyorum. Bana öfkenden duvarlar örüyorsun. Ama ben bunları aşamıyorum. Bir sınavın içindeyiz, bunu da biliyorum. Bazen sana istemediğim şeyler söylüyorum. Çünkü seni kırmak istiyorum. Tıpkı senin bana yaptığın gibi. Ama ne olursa olsun ben seni çok seviyorum.
Keşke senle gelseydin. Bugün... Bugün sadece benim değil, ikimizin de özgürlüğü. Artık sevgimiz için bir engel kalmıyor. Keşke bunu bilseydin. Dakika geçmek bilmedi. Bu çiçekler en güzel özgür bayana. Henüz özgür değilim. O zaman en güzel bayana. Gelmeni beklemiyordum. Saçmalama aşkım. Seni böyle bir günde yalnız bırakacağımı düşündüm. Anlatma lan. Bunu da al. Mahkeme bitince lazım olacak. Nedir bu? Teşekkür ederim. Düello rakibin yok ortalarda. Avukatını göndermiş. Aman lütfetmiş. Onun için de kolay değil Sedat. Acımasız olma. O vakti zamanda çok acımasız oldu ama. Tamam tatlım. İşte her şey geride kaldı. Ya en azından kalacak. Gamze Yalçın, Berk Yalçın. Duruşma salonuna. Aşkım, seninle gelmemi ister misin? Yalnız gitmem daha iyi. Burada beni beklediğini bilmem yeterli. Cesur ol Gamze'm. Ben buradayım ve seni bekliyorum. Tamam. Aşkım. Dur dur, herkes bize bakıyor, yavaş. Oh, sonunda bittiğine inanamıyorum, yaşasın. Hiçbir şey bitmedi. Esas şimdi her şey başlıyor aşkım. Şu yaşadıklarım ne öğretti biliyor musun bana? Sormaya korkuyorum. Önemli olan şu an. Yaşadığımız anın tadını çıkarmak. Olacakları sonra düşünürüz. Belki de haklısındır. O zaman gidiyoruz. Nereye? Sen çalışmıyor musun? Aşkım, bücür patronun kopuyla birlikte sana evliliğe veda partisi vereceğiz. Şöyle anlaşanlı olsun dedik. Sen delisin. Hem de zır deli. Ben de bir deliye aşığım. O zır deli sana aşkım. Şansal, Erman, yakında baba oluyorum şerefsizim, baba. Siz baba olmanın nasıl bir duygu olduğunu asla bilemezsiniz. Hiç balık olmak gibi bir şey değildir. Akvaryumda yüzmeye asla benzemez, bulutların üstünde gezmeye benzer. Selam. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz, buyurun. Mutluluğun formülü gibi geldiniz şerefsizim. Yani bir siz, bir ben, bir de bebek. Bir siz, bir ben, bir de bebek. Tutar mısınız lütfen? Ha, konuşuyor. Baba diyor. Ba, ba, ba. Duyuyor musunuz? Evet efendim, duyuyorum. Babacığım, annemi Uludağ'a götür de diyor. Siz duyuyor musunuz? Hayır, sadece baba dediğini duyuyorum. Ba. Baba, annemi Uludağ'a götür. Kulağım mahvoldu. Şimdi duydunuz mu efendim? Duydum efendim, duydum. Ben fena halde kar ve buz aşeriyorum. Ya 15 gün tatilde beni Uludağ'a götürürsünüz... ...ya da çocuğumuzun ismini annem koyar.
Ama Sevda Hanımcığım, yani 5 kuruş paramız yok biliyorsunuz. Uludağ'a nasıl gideriz ki? Uludağ'a gitmek yerine gazoza ne içsek? Madem baba olmak istiyorsunuz, o halde aşağı dediğim şeyleri sağlamak zorundasınız. Ama Sevda Hanımcığım, Sevda Hanım. Çaresi yok, para bulmam lazım. Yanı parası gider ya Uludağ'a. Elimizde ne var bir bakalım. 15 gün boş bir okul. 15 gün içinde boş okulda ne yapabilirim? Mennan gir içeri. Gel çatlak kiremit. Bu ne? Benim olduğumu bir bilişte bildiğiniz vallahi abim. Helal olsun, bravo ya. Salak herif, okulda senden başka kimse var mı? Ne istiyorsun söyle. Size Tobatis ister misiniz diye soracaktım abim. Hani yenge Habile ya, aşırıyorsa Tobatis isin. Halis köy tomatisi bunlar. İyi koy şöyle bir yere. Bunun hepsini size veriyorum. Ya koysana şuraya. Bunun hepsini size veriyorum amirim. Nasıl olsa bana koydan bir kasa daha gelecek. Öyle İstanbul'daki gibi de pahalı değil ha. Burada 1,5-2 milyon. Bizim koyda 300-400 bin ya. O kadar fark oluyor mu? Etmez mi amirim, sen ne diyorsunuz? Bu durumda senin köyden domates getirip burada 5 katına satıp parayı 5'e katlayabiliriz. Katlarız şerefsizsiniz ki amirim ya. Tamam o zaman. Hemen bir kamyon domates sipariş ediyoruz ve burada salı pazarında satıyoruz Mennan. Satarız amirim. Şimdi. Bu senin köy buraya yakın mı? Yani sipariş versek ne kadar zamanda gelir? Şimdi akşama kadar gelir. Öyle fazla uzak değil. Yakın benim köy ya. Güzel. Salı gününe kadar domatesleri okulda muhafaza ederiz. Zaten okul soğuk hava deposu gibi. Kalorifer falan dayanmayacak, tamam mı? Salı pazarında da bunları satar işi bitiririz. Haklısınız vallahi abim ya. Tamam. Hemen şimdi sıcağı sıcağına sipariş verelim domatese. Ara onları. Aman da hemen arıyorum. Çıt 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 çıt. Alo Cemşik. Ben Mennan. Mennan. Amirim seninle konuşacak. Domates sipariş edeceğiz de. Bakın fiyatını ona göre yapın ha, uygun olsun. Amirim benim amirim olur. Hadi veriyorum hadi bak. Alo, selamun aleyküm ağalar. Bir kamyon domates sipariş edecektim de. Evet, evet, Mennan'ın çalıştığı okula gönderin. Ama biraz acele edin. Parasını peşin ödeyeceğim ha. İyi günler, iyi günler. Bakayım şuna. Oldu bu iş. Hey Uludağ, bekle bizi, geliyoruz şerefsiz. Abir ya, abirim ya. Yüce Rabbim abirimi daha çıksın diye yaratmış. Maşallah ya, maşallah ya. Oh be, mis gibi memleket domatesleri bunlar abirim ya. Mennan, bu domatesleri hemen kalorifer dairesine taşıyacaksın. Tamam amirim, siz hiç merak etme ya. İyi, aferin. Sen de tam zamanında getirdin domatesleri. Bizde her şey vaktinde olur. Ben de parayı artık vaktinde alayım, hemen. Para mı? Ne parası ya? Daha satmadık ki. Ama biz sattık, bizde para peşindir. Yapma ya. Tamam, verelim o zaman. Ne yapalım? Al bakalım. Salı günü bu verdiğim paranın tam 5 misli cebimde olacak şerefsiz. Artık Fenerbahçe'yi tut. Boş ver Stuttgart falan. Ya. Fenerbahçe tabii canım. Takımı sen ne diyorsun be? İşte tabii sarışınsın ya bir de. Artık tabii. Oo Pikachu kardeşim ne haber? İyi haberler sizde. Ya şey işte. Şey yani biz artık çıkıyoruz. Demek çıkıyorsunuz. Ben de salağım. Sizi böyle el ele görünce halay çekiyorsunuz sandım. Pikachu, hayırdır abi bu ne sinir, iyi misin sen? İyiyim, çok iyiyim. En yakın arkadaşım Zeyk olsun diye bir kızı ortada bırakıyor.
Takıldığı kızla kız arkadaşının sevgilisini çalmaya utanmayan bir mahluk. Çok iyiyim Ortega, çok iyiyim. Sen nasılsın? Kaçıyorum. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Laflarına dikkat etsene biraz abi. Sen tavırlarına dikkat etsen de ben böyle konuşmak zorunda kalmasam... ...yaptığın delikanlığa sayıyor musun? Ne çabuk unuttun sen geçmişini ya? Senin geçen sene yaptıkların farklı mıydı? Ha? Ulu Bilge. Geçen sene farklıydı. Ben yeni gelmiştim okula. İki ay sonra başka yere sürülürüz diye öyle takılıp yaşıyordum hayatımı. Şimdi öyle değil. Ha, şimdi öğreten adam oldun öyle mi? Hayır. Arkadaşlarımı tanıdım. Arkadaşlarıma da yamuk yapmam ben. Madem Gamze'yi bitirmek istiyordun, niye adam gibi bitirmedin? Yani başkalarıyla sürtmeye başlamadan önce. Doğru konuş Pikachu. İki dakika aramızı aldın, adam sayıyorsun kendini ya. Bas git buradan. Ben ne yapacağımı senden çok daha iyi biliyorum. Ortega kendine gel. Bu kızla takılmayacaksın o kadar. Sana mı soracağım lan? Evet, bana soracaksın. Gamze'den özür dilemeden kimseyle takılamaz. Yok ya. Başka bir arzun var mı? Şimdilik yok. Olursa söylerim. Çek git lan. Çek git lan buradan. Lan adam sende konuşmaya gel. Gelmeseydin lan, gelmeseydin. Harbiye iyi adamı mı oynuyorsun? Senin nasıl bir adam olduğunu bilmiyor muyuz? Ulan ne pislik herifsin sen be? İnsan sandık seni. Ulan senden daha insanım ben. Afet Hoca'nın kardeşisin diye bir şey mi sanıyorsun kendini? Ha? Ulan kardeşliği sen bozsun. Kimse konuşmayacak seninle. Aynen öyle Törpü. Artık Ortega falan yok benim için. Ya Barbie bu durumda konuşur mu? Sen de mi konuşmayacaksın? Sen bilirsin. Bak yarın biz bizim çocuklarla beraber oturacağız. Ben, Arif, Barbie, Beton. Sen de gel bizim yanımıza, tamam mı? Tamam. Yarın görüşürüz okulda. Daha detaylı konuşuruz. Göstereceğiz onlara günlerini, tamam mı? Hadi öpüyorum, bay bay. Arkadaşlar, şunların suratlarındaki masum ifadeyi görüyor musunuz? Kim der ki bunları ihanet bir araya getirmiş? Vallahi ben bu maymun türlerini ilk defa görüyorum. Abi, acaba kabuklu yemiş atmak serbest mi ya? Çocuklar dikkat edin ha. Sokak köpeklerini toplayan araçlar sizi de toplamasın. Abi, bunları sokağa salmayacaksın aslında ha. Kuduz olacağız. Ortega, bunların aşıları falan tam mıdır abi? Ya. Almanya'daki sokak köpeklerinin bile aşıları vardır ama bunları bilmem. Hem bunları kısır mı yapsak, ne yapsak? Vallahi fikir. Denemeye değer. Arkadaşlar, yine de yaklaşmayalım. Pireleniriz falan. Aramızda futbol dahil olmak üzere hiçbir işte başarılı olamamış adamlar var. Başarısızlık çenelerine vurmuş. Öyle mi ablasının kuzusu? Karakterimi kaybettim, hükümsüzdür. Sen avlamaktan başka işlerde başarılı oldun mu ya? Vallahi adam pataklamakta çok iyi olduğumu söylüyorlar. İstersen göstereyim. Bak sana yanlış bilgi vermişler Pikachu. Sen kızların dediğine bakma. Ben sana bir iki çakayım, göstereyim bak nasıl olduğunu. Yok Sedat'cığım, sen zahmet edip gösterme. Kopil göstersin. O Bahar Hoca'dan öğrenmiştir nasıl vurulduğunu. Ya arkadaşlar, onlarla konuşmaya bile değmez. Boş verin. Boş ver Pikachu. Onlar zaten hecelenmeden söylenen şeyleri anlamazlar.